İraq Respublikası hökumətinin rəsmi sözcüsü cənab Əli Dabbağın dəstəklərini və salamlarını yetirmək istəyirəm sizə. Hörmətli iştirakçılar, aydındır ki, bugünkü dünyada xalqların xeyrinə və mənafiyinə uyğun iqtisadi əməkdaşlıq və təcrübə mübadiləsi çox əhəmiyyətlidir. Və bugünkü konferansı əsası mərhum Prezident Haydar Əliyev tərəfindən qurulmuş və bugün Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən Azərbaycanın müxtəlif iqtisadi və sosial sahələrində quruculur işləri və vasitəsilə uğurla həyata keçirilən bu iqtisadi inkişaf yolunda əməkdaşlığın bir növüdür. Son illər Azərbaycan iqtisadiyyatının əldə edildiyi böyük artım tənbəlləri bu yolun düzgün olmasına ən yaxşı sübutdur. Bu yol Azərbaycanı iqtisadi yüksəliş yolunda region dövlətləri arasında öz layıqlı kabacayil yerinə tutan ölkəyə çevirəcəkdir. Sonda öz hükumatımın adından bu konferansa işinlərinə sizə uğurlar və müvaffəqiyyətlər arzulayırım. Və səlamu aleyküm və rahmatullahi və bərəkatuhu. Çox sağ olun, cənab səfir. Çox təşəkkür edərim. Bizim də selamlarımızı və hürmətlərimizi xayiş edirik. Dostumuz Ali Dabbağ başda olmaqla bütün Iraq yetkililərinə çatırasınız. Çox sağ olun. Sözlərimə başlarkən də demişdim ki, çox önəmli Çin nümayəndə heyəti burada iştirak edir bizimlə. Bunların içərisində Qandon eyalətinin valisi, governor dediyimiz, Mr. Zhu Xinli də burada bulunur. Ona da xoş gəldiniz deyirəm, təşəkkür edirəm. Və onun mavini, halkla ilişkilər mavini, Mr. Xi Ji Guang. Onlara xoş gəldiniz deyirəm. Şimdi də sözü Çinin Azərbaycandakı səfiri, dəyərli dostumuz, yardımlarını bizdən əsirgəməyən, heç bir zaman bıqqınlıq göstərməyən, hər zaman bizə qapılarını açan dəyərli dostumuz Mr. Haycho'ya verirəm. Buyurun, Mr. Haycho. Cəncəngdə Aliyev 桑先生，尊敬的 副部长先生、行政长官先生，还有萨米扎代主席，黄省长，还有朱省长，这个今天非常荣幸有机会，参加这个上马锡的国际商务研讨会。首先呢，我想对这次会议的召开表示热烈的祝贺。今天。Thank you. 今天我们看到来自30多个国家的上百名的这个各界的朋友出席今天的这个研讨会，我想这再一次证明了，阿塞拜疆人民在盖达尔阿里耶夫和伊利哈姆阿里耶夫两位总统的英明的领导下，在经济建设方面所取得的辉煌的成就，阿塞拜疆的经济发展速度在世界上名列前茅。 特别是伊利哈姆阿利耶夫总统提出的地区的发展战略，给这个阿塞拜疆各地的发展，尤其是给阿塞拜疆同国际上开展广泛的这种经贸的合作创造了非常良好的条件。明天呢是阿塞拜疆的国庆节，在此呢我也想借这个机会。 向友好的阿塞拜疆人民表示节日的祝贺。中国呢，同阿塞拜疆 G20
之间呢有着悠久的传统友谊，两国人民的友好交往的历史源远流长。阿塞拜疆独立以后，两国这种合作友好合作关系打掀开了新的一页。这些年来呢，双方这种在平等互利基础上的合作关系发展十分的顺利。两国在能源这个基础设施建设、通讯，还有这种日用品的贸易和生产方面，进行了非常好的合作，合作的领域不断的扩大，深度也不断的增加。去年2007年，双方的贸易额达到了4.7亿美元。我们对两国关系的这种发展的水平，感到非常的满意。那么我们的广东省在开展这种合作的方面呢，走在了前面。广东是中国的一个大省，在经贸合作，对外的经贸合作方面有非常丰富的经验。所以呢，今天他们派出了一个庞大的80人的代表团来出席今天的会议，也参与了今天这个会议的这个组织工作，我们也这个对他们表示欢迎。各位，刚才艾普森先生已经提到了，这个前不久，大家都知道，前不久在中国，四川省发生了一次特大的一次这个地震灾害，造成了人员的伤亡。现在中国的全国的人民都动员起来，投入到抗震救灾之中。在这个过程中呢，我们也得到了全世界各国的朋友们的大力的支持和帮助，其中包括我们阿塞拜疆的朋友，还有阿里埃夫森先生本人，也对我们的灾区给予了非常慷慨的援助和这个捐款。我们对此也表示衷心的感谢。同时我们也认为，这说明在全球化这个背景下，当今的国际合作对于各个国家的经济的发展、抵御各种灾害、应对各种挑战具有非常重要的意义。所以我们也相信，在今天这次的研讨会上，朋友们能够找到更多的相互合作、共同发展的机会，为这个世界经济的繁荣做出贡献。再一次祝贺会议取得圆满成功，谢谢。Çok teşekkür ediyoruz Cenab-ı Sefir. Çok güzel konuşmanızdan dolayı Azerbaycan-Çin ilişkilerinde çok büyük desteğiniz, kaygınız ve emeğiniz var. Allah devamını dilerim. Çok sağ olun. Yine komşu ülkenin temsilcisi ve İran İslam İnkişaf Bankı'nın, Exim Bank'ın Prezidenti Cenab Pervezyan. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Hurmatli hanımlar, hurmatli ağalar, bütün iştirakçiler, selam arz ederim. To begin with, I would like to express my gratitude for the opportunity of participation in this gathering and making a presentation of the Export Development Bank of Iran and its activities. Export Development Bank of Iran, EDBI, which acts as the Exim Bank of the Islamic Republic of Iran, was established on July 10, 1991. And initiated its activity, especially in the fields of exports and imports. EDBI is wholly owned by Iranian government and plays a key role in promoting Iran's non-oil exports, as well as facilitating importation and diversification of the Iranian economy. EDBI's equity is now estimated as $2.1 billion. Facilities
extended by EDBI in previous Iranian year exceeded $1.2 billion. Today, I would like to present the main activities of EDBI establishment of branches, subsidiaries, and target countries. The main activities of EDBI are export financing, which include pre-shipment facilities, such as financing the cash transaction up to 70%, against submission of a valid contract up to 80%, against letter of credit up to 19%, and post-shipment facilities such as buyer's credit, supplier's credit, and investment financing. They also include important financing such as issuance of different types of guarantees, issuance of documentary credits, corresponding banking, and issuance of international credit card. Buyer's credit is cases of extension of facilities for a special project, and credit line, allocation of credit line to foreign banks for financing different projects. With regard to supplier credits, as per agreement between the parties, the supply contract will be concluded on a deferred basis, and EDBI shall discount the deferred documentary credit and time draft draw. In other way, EDBI, after assessment of financial statements, credibility, and qualification of companies, and obtaining required collaterals, extends the facilities. The required guarantees for insurance coverage of political risk are non-confiscation, nationalization, and expropriation of principal amount of investment and its profit. Conversion of the amount of investment and its profits to any other currency, and permission for economic activities without government interference. The financing condition are at least 60% of the goods and services which Iranian origin, and we need feasibility study of the project, capability of Iranian exporter, contractor, and investor, insurance coverage of EDBI's financing facilities. Other conditions are for short-term financing up to 100% of supply contract, and for medium-term up to 85% of the supply contract. Financing condition also include availability and disbursement period, which for consumer goods is up to 6 months, and for capital goods implementation of project is up to 36 months, and the repayment period for consumer goods is up to 2 years, and for capital goods and implementation of project is up to 7 years. The required guarantee are banking guarantee, sovereign guarantee, and other acceptable guarantees, and facility charges rate, except under special circumstances, are labor or CIR plus a margin of up to 2% anniversary. EDBI has extended its facility for important financing on raw material, machineries, and equipment, under site letter of credit, refinancing, and EDBI's facility, and also deferred letter of credit. EDBI has established and is in the process of establishing branches in 8 countries, and EDBI
financing facility has also been extended more 30 countries in Asia, CIS countries, Latin America, and African countries. In Azerbaijan, we have different projects in different sectors, especially electricity transmission lines and substation, exportation of cement cars, exportation of buses, extension of credit line to other banks in Azerbaijan, exportation of cocoons, and construction of commercial business complex. At the end, I appreciate all the people who organized this important seminar. And thank you for your attention. Minnat daram, sağol. Çok sağ olun. Cenab-ı Perveziyan, teşekkür ederiz güzel konuşmanıza göre. Ben bir iki mesajları istirem size çatıram. Okumayacağım. Sadece isimleri İslam Konferansı Genel Sekreteri İkmalettin Beyefendi sağ olsunlar bizim konferansımıza tebrik mektubu gönderip başarı dileklerinde bulunmuşlar. Suudi Arabistan Prens Mansur bin Mıgrin bin Abdülaziz başarı dilekleri ve inşallah diğer konferansımızda iştirak etmek istediklerini bildiripler. Suudi Arabistan yine maden meteoroloji naziri Emir Türki yine başarı dileklerini konferansımızın devamını dilemişler. Onlara konferans iştirakçıları adından teşekkür ederim. Dikkatlerine göre ve başarılar dilerim. Türkiye Cumhuriyeti en büyük partilerinden Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı adından değerli diplomatımız Deniz Bölükbaşı Bey. Buyurun efendim. Sayın Başkan, değerli bakan yardımcıları, Kafkasya bölgesinin muhterem Şeyhülislam'ı, sayın büyükelçiler, değerli katılımcılar, hepinizi en derin sevgi ve saygılarımla selamlıyor. Genel Başkanımız Doktor Devlet Bahçeli'nin konferans ve katılımcılara başarılı dileklerini iletmek istiyorum. Bu konferansın yapıldığı bugün Azerbaycan Devleti'nin kuruluşunun 90. yıl dönümüdür. Bundan dolayı da tarihi bağlarımız olan ve Türk milletinin kalbinde çok ayrı ve müstesna bir yeri olan Azerbaycan halkına en samimi kutlama dileklerimizi iletmek istiyorum. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkileri Sayın Büyükelçimiz detaylı bir şekilde aktardılar. Benim burada kısaca vurgulamak istediğim her alanda gelişmekte olan ilişkilerimiz stratejik anlamda bir ortaklığa dönüşmüştür. Önümüzdeki dönemde ilişkilerin daha da yaygınlaşarak ve güçlenerek süreceğine inancımızı belirtmek isterim. Sadece doğalgaz, petrol alanında değil, her alanda iki ülke arasındaki ilişkiler önümüzdeki dönemde yeni boyutlara taşınacaktır. Bugün Azerbaycan'ın geldiği nokta Türk milleti için hak edilmiş bir onur ve gurur kaynağıdır. Sosyal ve ekonomik alanlarda gösterdiği inkişafı heyecanla izlediğimizi belirtmek isterim. Azerbaycan bugün bölgesinde barış ve istikrar kaynağı çok önemli bir ülkedir. Önümüzdeki dönemde Azerbaycan dünya sahnesinde de sözüne güvenilir, sözü dinlenir, itibar edilir bir ülke olacaktır.
Azerbaycan halkını çok aydınlık bir gelecek beklemektedir. Bu vesileyle sözlerime son vermeden bu konferansı tarihi bir şehir olan Şamakhi'da düzenleyen Evsen Şirketler Grubu Başkanı değerli dostum Ali Evsen'e minnet duygularımızı iletmek istiyorum. Hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir tarihi konuşma yaptınız Deniz Bey. Teşekkür ediyorum. Bizim sevgi ve selamlarımızı, saygılarımızı Sayın Genel Başkan'a ve tüm MHP camiasına iletmenizi dilerim. Sağ olun. Arap ülkeleri adından değerli dostumuz, medeniyetin, tarihin diyarı Mısır Devleti'nin Büyükelçisi, değerli dostumuz Yusuf Ahmet İbrahim El-Şahri'ye söz veriyorum. Bismillahirrahmanirrahim. His Excellency Allah Shukr Bashazada, the head of the Supreme Council for Muslims in the Caucasus. Dear Excellencies, dear Deputy Ministers, dear Member of Parts of Parliament, and dear all participants. I would like first of all to thank His Excellency Dr. Ali Evsen for his kind invitations for this important event. I would like to say, ladies and gentlemen, that we are very proud to be here in this beautiful city of the Republic of Azerbaijan, which we are witnessing a lot of progress, not only in the economic field, but also in all fields. And this is excellent indications about the success of the strategy of Umimi Milli leader Heydar Aliyev and also the wise and the continuous dynamic policy, success policy of His Excellency Mr. President Ilham Aliyev. I just say one indicator that during the last 4 years, from 24 to 27, the rate of the economic growth in Azerbaijan, it is 96%. And this has a lot of positive impact in the social, political, and the cultural situation in Azerbaijan, and also concerning the development of the Republic of Azerbaijan relation policy with all over the world. I also would like to take this opportunity, ladies and gentlemen, to express our congratulations for the leadership and the government and the people of Azerbaijan on the occasion of the birthday 85 for His Excellency Umimi Milli leader Heydar Aliyev. And also on the occasion of the official day of the Republic of Azerbaijan for the 28th of May. I would like also, ladies and gentlemen, to say that I am pleased to attend here in Shamakhi for the second time, and we find out a lot of progress economically, socially, and also in the urbanization. I take this opportunity to invite all the Egyptian businessmen and the Azerbaijani businessmen to also use the positive environment for investment
in Azerbaijan or in Egypt. Again, ladies and gentlemen, I would like to express my thanks to His Excellency Dr. Ali Efsin for his kind invitation and for the excellent organization for this important conference. And thank also His Excellency Professor Allah Shukr Bashazada, the head of the Supreme Council of the Muslim Caucasus, to be with us for this important event. Hurmatli Hanimlar, Hurmatli Hanimlar, Tashakkur Idram, thank you, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Biz de size teşekkür ederik, Cenab-ı Sefir. Çok güzel konuşmanıza göre biz hayş eyliyoruz ki bütün konferans iştirakçıları adından sevgi ve saygılarımızı temsil ettiğiniz ülke adlarına danıştığınız ülkelere çattırasınız. Çok sağ olun. İndi de Çin, Gandong eyaletinin harici iktisadi alakalar emektaşlık şuresinin baş direktörüne Mr. Zhu Zinan, please.经济部副部长李亚兹先生，尊敬的中华人民共和国驻阿塞拜疆共和国大使张海洲先生，尊敬的各国大使、各位代表、女士们、先生们、朋友们，大家好。今天，中国广东经贸代表团80多人与阿塞拜疆及周边国家工商企业界的朋友相聚在这里。 隆重举办2008中国广东阿塞拜疆经贸洽谈会，我谨代表广东省外经贸厅，向各位嘉宾和朋友表示热烈的欢迎。向主办这次活动的中国欧洲经济技术合作协会和阿塞拜疆经济部，特别是全力协办会议的 Epson 集团总裁阿里先生，以及长期以来 关心支持广东外经贸发展的新老朋友表示衷心的感谢。据介绍说，阿塞拜疆在阿语中的意思是“火”的国家。在这次洽谈会的筹办过程中，我们已充分体会到阿方如火一般的热情。借此机会，请允许我向在座 简要介绍一下广东的有关情况，希望有助于增进大家对广东的了解，进一步推动广东与阿塞拜疆的经贸交流与合作，促进共同发展。广东位于中国大陆最南端，陆地面积近18万平方公里，海岸线长3300公里，常住人口9400万，是中国最早和最重要的 对外通商口岸之一，中国历史上著名的海上丝绸之路就是从广东开始的。作为中国大陆改革开放的先行地区，改革开放以来，广东生产总值以年均13.7%的速度发展。2007年，广东的国内生产总值约占全国的1/2%。 人均GDP 超过4000美元，进出口贸易达到6340亿美元，约占全国的30%。28年来，累计实际吸收外商直接投资1770多亿美元，占全国的1/4强。今天的广东，经济繁荣，社会稳定，人民安居乐业，各项事业蒸蒸日上。 广东是当今中国经济发展最活跃、生产力最发达、科技实力最雄厚的地区之一。广东是中国重要的制造业基地之一，目前已经形成了电子信息、电气机械、石油化工、汽车、
医药、造纸、纺织服装、食品饮料、建筑材料等九大产业，物流、会展等现代服务业迅速发展。广东投资营商环境优良，基础设施配套完善，交通便捷，通讯发达，通关